Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bâd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı Erbili adlı kitabımızın 74. mektubuyla birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 29 Mart 1320 tarihli ihsan buyrulan dostane mektubunuzla teşekkür ve sevinç dolu gözlerimi bu defa daha nurlandırdım. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri vücut şehrinizi feyiz nurlarıyla aydınlatsın ve letaifi aşerenizi rahmani hallere müjdelesin. Amin. Faziletli Hoca Yekta Efendi Hazretlerinin evinize gelerek teşrif buyurduklarını ve bir gece muhabbet ve muhasebe sohbetleriyle Feyz ve coşkunluk kazanıldığını bildirmiştiniz. Fevkalade memnun oldum. Yeryüzünde Allah'ı zikretmek için iki üç kişi birkaç anlık da olsa bir araya geldiklerinde semalar onlara gıpta eder. Hace-i Emcedi Şah'ın Akşibent buyurmuşlardır. Tarikatımızın esası sohbettir. Muhabbet ve musahebe ile meydana gelen feyiz ve berekete, riyazet ve ibadetle ulaşlamayacağı erbabının malumudur. Tebriz'in Şemseddin'inden kendisine bir nazar ulaşan köycüğü yani meclisi kınar, çileyle alay eder. Mevlam bu gibi toplantıları cümlemize nasip ve ihsan duyursun. O, meleklerin de toplu olarak katıldığı sohbet ve muhabbet meclisinin feyzinden fakirinizi de faydalandırsın. Amin. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda Nakşibendiye yolunun, tarikatının temelinin sohbet olduğunu kendisinden önceki büyüklerin nakillerinden e, aktararak bildirdiler. Sohbetin nefse muhalefet ve ibadetle elde edilecek ilerlemeden daha fazla manevi yolculuk yapan kişiye bu sahada ilerleme sağladığını izah ettiler. Kişinin memnuniyetini veya tespitlerini yeri geldiğinde Arapça, Farsça veya başka bir dille, temsil olmuş cümleler başka bir dilde temsil olmuş cümlelerle ifade edip mesajını daha etkili bir şekilde muhatabına sunabileceğini bunun haberleşmeye, iletişime bir zenginlik getireceğini vurgulamış oldular. Cenab-ı Hak Eserlerbili Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.